Bugün buraya gelme nedenimiz Türkiye genelinde Atatürk'ü düşünce derneği olarak Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yapacağız. Programımız öncelikle bir saygı duruşunda olacağız Atatürk ve yol arkadaşlarına için bir saygı duruşunda sonrasında bir istiklal marşımız var. Ondan sonrasında basın açıklaması Lozan'da devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Cepheden sonra masada da yenilgiye uğratılmıştı. Böylece tam bağımsız, demokratik, layık, sosyal hukukun üstünlüğüne dayalı, çağdaş ve üniter bir ulus devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştı. Lozan bu yönüyle anayasada vurgulanan ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen yetkinliğin zeminini oluşturmaktadır. Büyük Türk Milleti, Lozan, Cumhuriyetimizin ve milletimizin dayandığı en güçlü siyasi ve hukuki temeldir. Bu temelle oynamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılması ve yıkılmasıdır. Milletimizin ayrıştırılması, kamplaştırılması ve kutuplaştırılmasıdır. Buna izin vermeyeceğiz. Lozan karşıtlarının yürüttüğü sinsi politikalara seyirci kalmadık, kalmayacağız. Lozan'ın 97. yıl dönümünde Büyük Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, milli kahramanlarımızın, devrim ve demokrasi şehitlerimizin manevi huzurlarında ve milletimizin önünde bir kez daha ant içiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyetimizin çağdaş niteliklerine, Lozan'a ve milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Uyarıyoruz, Lozan karşıtlığı Sevr yandaşlığıdır. Atatürk'ün kurduğu milli devletin tasfiyesidir. Ortaçağ karanlığına teslim olmaktır. Hilafet ve saltanat heveslerine biat etmektir. Bu emperyal oyunlara karşı herkese dikkatli olmaya yurttaşlık sorumluluğu ile yasal ve demokratik yollarla mücadeleye çağırıyoruz saygılarımızla. Teşekkür ediyoruz.